özellikle bu genel tecrit politikası ile ilgili tamamıyla derinleştirilmiş bir şekilde S tipindeki hem politik siyasi politik tutsakla hem de onların şahsında ailelere kimi dayatmalar yapılıyor. Gece baskınlarından bahsedebiliriz. Gecenin bir yarısı böyle çok kalabalık bir şekilde hem psikolojiye dönük hem de korkutma sindirme amaçlı son dönemlerde gelişen bir politika var. Habersiz işte gecenin bir yarısı keyfi uygulamalar neticesinde herhangi elde somut bir delil yokken arama adı altında gelip odaları dağıtmaları, tahrike varacak düzeyde mesela provokasyon zeminleri yaratmaları. Bu zeminlerle beraber işte gelişecek provokasyonlarda da hem psikolojik baskı hem fiziksel şiddet uygulamanın zeminini yaratmaya çalışıyorlar. Ki her ne kadar buna yol vermesek de bunun bilincinde olsak da yalnız son zamanlarda verili gece baskını politikaları aşırı derecede yaygınlaştırılmak istenmekte. Yine diğer bir konu anayasalca mesela güvence altına alınan sağlık hakkı, tedavi edilme hakkı. Yalnız Manavgat S tipinde adeta bu anayasal hak, mevcut olan hak siyasi kimlikten dolayı bayağı bir geri planda kalıyor. Özellikle kimi ayrımcı tutumlarla karşılaşıyordu. Revir hakkı, doktorla görüşme hakkı kesinlikle en erken 2-3 ayda bir, o da zor bela işte dayatmalarla, sürekli uğraşlarla doktora görülüyorsun. Doktor da genelde acil durumlar olduğu zaman genelde doktor hastane sevkini yapıyor. Bu sefer farklı bir işkence politikası derinleşiyor. Böylesi bir durumlarda da dahi en erken yani 7-8 aydan aşağı hastaneye götürülemiyorsun. Yani birçok gerekçe öne sürerek bu sevk taleplerimizi ya da doktorun yaptığı sevk taleplerini sürekli bir erteleme arayışı içindeler. Problemin derinleşmesi de oradan itibaren daha fazla başlıyor. İşte kimi tacize falan arama düzeyleri var. İşte arkanı dön, ağzını aç, işte ayakkabını sil. Ne bileyim ellerini havaya kaldır. Yani durumun ne olursa olsun ayakta durabilecek bir pozisyonun olmasa bile bu dayatmalara maruz kalacaksın. Ya bu dayatmaları kabulleneceksin ya da tedavi hakkın engellenecek, hastaneye götürülmeyeceksin. Ve işin ironik yanı hastaneye gitmediğin zaman da hücre cezası nezdinde ayrı bir soruşturmaya tabi tutuluyorsun. 40 ayı aşkın bir süredir İmralı tecrit hapishanesinde ağırlaştırılmış Sayın Kürtal Konderi Abdullah Öcalan şahsında bir bütünen tüm zindanlara ve zindanlar şahsında bir bütünen tüm Kürt halkına uygulanan yoğun bir tecrit politikası var. Yani yapılan uygulamalar, geliştirilen politikalar, bir bütünen bunun yaygınlaştırılması, ne hukuk literatüründe bunun tanımını bulabilirsiniz, ne de insanlık literatüründe buna bir anlam yükleyebilirsiniz. Bir bütünen Kürtlerin kendine mesela öncü diye belirlediği bir kişiliğe bu kadar mesela ağırlaştırılmış bir tecrit uygulamanın biliyoruz yani bu biliniyor. Çok farklı bir anlamı var, çok farklı bir amacı var. Amaç zaten verili iktidar birkaç ay önce bunu açıkça dillendirdi yani. Bitirmeye de yöneliktir, parçalamaya yöneliktir, topyekun imhaya yönelik gelişen bir politikadır. Ki Manavgat cezaevi ve Manavgat cezaevi ile beraber diğer bütün zindanlar verili İmralı tecrit politikasından da nasibini alıyor. Yani İmralı'da geliştirilen bütün politikalar bir bütünen bütün zindanlara sistematik bir şekilde yaygınlaştırılıyor. Ki bugüne kadar Spiti her yıl bunun raporunu yayınlardı. İmralı tecrit politikasındaki politikasıyla ilgili görüşlerini, düşüncelerini paylaşırdı. Yalnız son dönemlerde
görünüyor ki tüm sivil toplum kuruluşları da dahil, yani bu genelde evrensel olarak söylüyorum, SİPİTE ve Avrupa Birliği ülkeleri de dahil, belirli bir politika üzerinde uzlaşmışlar. Var olan politikayı körükledikçe körüklüyorlar. Derinleştirdikçe de derinleştiriliyorlar. Bu da dediğimiz gibi yani topyekun imhanın bir devamıdır. Yani nasıl ki 2018 zindan direnişleriyle beraber kırıldıysa, umuyorum 2024'te de bu teşhit politikası da kırılacaktır. Kürtler hasretini duyduğu, benimsediği önderine gerek işte sesle, gerek mesajla, gerekse de yeniden yargılanmanın değerlendirilmesiyle kavuşacaktır. Yani bu ayrılık, bu toplumsal baskı bir yerden sonra son bulacak. Bu yönlü umuyorum adım atacaklar. Adım atmazlarsa var olan süreç sadece Kürt halkı için değil, Türk halkı için de büyük tehlikeler arz ediyor. Orta Doğu halkı için de büyük tehlikeler arz ediyor. Şimdi güncel 2020 yılında İdare Gözlem Kurulu diye bir kurul oluşturdular. Bu İdare Gözlem Kurulları yerel mahkemelerden daha yetkilendirilmiş bir pozisyonda. Bu pozisyonda onlara öyle bir uygulamalar, onlara öyle bir görev ve yetkiler veriyor ki verili tecridi daha fazla derinleştirmek için, daha fazla mesela kongrenleştirmek için zemin sunuyor onlara. Bu yetkiyi de özellikle siyasi politik tutsaklar olarak bu yetkiyi de daha fazla derinleştirilerek yoğunlaşmış bir şekilde uyguluyorlar. Mesela siyasi süreci derinlikli okuyan bir insan önümüzdeki süreçteki ciddi tehlikenin de farkına varacaktır. Onurlu, kültürüyle, diliyle yaşamak isteyen her Kürt birey artık bir yerden sonra artık bir ses çıkartması gerekiyor. Kürt halkı ve Kürt halkını benimseyen, Kürt halkını kendine kardeş gören, barışı savunan insanlar da verili mesela örnek imza kampanyasıyla beraber bir mücadele içine girebilir, yürüyüş yapabilirler, zindanların önüne gidip mesela basın açıklaması yapabilirler, zindanlara gidip yapılan tecrit politikasının hesabını sorabilirler. Geç olmadan bazı adımların atılması için bugünden harekete geçmek gerekiyor. Bugünden itibaren var olan emeği, var olan fedakarlığı, tecriti kırmak için biraz daha arttırmamız gerekiyor. Yoksa bu şekilde bugüne kadar nasıl mevcut durum her ne kadar kabullenmemiş olsak da kimi durumlarda geri kaldık, eksik kaldık, yetersiz kaldık. Bunun mücadelesini, bunun direnişini işte tecriti kırmak için tamamıyla geliştirmediğimiz için bugüne kadar verili tecrit politikası gelişti. Tecritin bu aşamaya gelmesinden yani her Kürt bireyi kendini sorumlu görmesi lazım. Her Kürt bireyinin bu tecritte payının olmasının bilincine girmesi lazım.